Merhaba orkide severler. Bugünkü videomuzda bebek orkidelerimizi dış ortama alıştırmayı ve ekim yapmayı göstereceğim. Oldukça büyümüş gözüküyorlar. Öncelikle ılık mı diye bakıyoruz. Yaklaşık olarak 25-26 santigrat derecede bir ılık su elde etmemiz gerekiyor. Bebek orkidelerimizi yerinden çıkaralım. İçerisindeki besin maddelerini yıkamamız gerekiyor. Çünkü bu besin maddesinde yani emes ortamında bakteri ve mantarlar çok fazla gelişiyor. Gördüğünüz üzere oldukça güzel kök gelişimi mevcut. Eğer emesi yıkamazsak, o zaman bu orkideleri kısa zamanda kaybederiz. İyice yıkadıktan sonra bunları iyice yıkadıktan sonra yeniden bir duru suyla durulayalım. Daha sonra kaptan adlı bir mantar ilacı, zehirli tabii ki. O yüzden elimize dokunmuyoruz, solumuyoruz. Bu konulara dikkat ediyoruz. 1 litre suya 3 gram olmak üzere ayarladığımız bir solüsyonlu suda orkidelerimizi duruluyoruz. Toz halinde olan kaptan mantar ilacından biraz ekledim. Miktarını söylemiştim. 1 litreye 3 gram olacak şekilde ayarladım. Elimizi sürmüyoruz, sonra biraz kurumaya bırakıyoruz. Şayet bunu yapmazsak o kadar emeğimiz boşa gider. Köklerine derhal mantar hücum ediyor ve mantarlar kökleri mahvediyor. Kökünü kaybeden dendrobium orkidelerimizde hangi orkide olursa olsun fark etmez. Yaşamı son buluyor maalesef. Ortam hazırlığı içinde mikrodalgada sterilize ettiğim bir miktar kömür, biraz yosun mevcut.
Kaç tane kömürü en alt kısma koyuyorum. Kömür daha sonra oluşacak kimyasal maddelerin kendine bağlayarak bebek orkidelerin sağlıklı yetişmesine katkıda bulunuyor. Şimdi yosunlardan ekliyorum. Bu yosunları da daha önce söylemiştim. Mikrodalgada yine iyice sterilize ettim. Şimdi orkidelerimizi köklerini yosunun içine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Köklerine zarar vermemeye özellikle dikkat ediyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Fakat neredeyse bir yıldır şişe içerisinde bol nemli ortamda büyümeye çalışan orkidelerimizi dış ortama bu şekilde bırakamayız. Ona bir müddet nemli ortam sağlamamız gerekiyor. Bunun için de hazırlamış olduğumuz buzdolabı poşetlerini kullanacağız. Evet, buzdolabı poşetimiz zaten bunların içleri steril oluyor. Buzdolabı poşetin içerisine yerleştiriyoruz. Ve hala sanki şişenin içerisindeymiş gibi nemli bir ortam sağlıyoruz. Fakat bu suyun da yine sıcaklığı 25-26 derece. Şu anda biz Haziran'ın sonuna yaklaşıyoruz. 28 Haziran. Bu nemli ortamda bir hafta kadar ağzını tamamen kapatıyorum. Bir hafta bu şekilde ışıklı bir ortamda kalacak. Bir hafta sonra bir miktar açacağız. Bir hafta yani üçüncü haftada birazcık daha açacağız. Dördüncü haftada yani neredeyse bir ay geçtiğinde tamamını açacağız. Ve nemini korumaya mutlaka özen göstereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.